Türkiye'nin geleceği karartılmakta. Ve Türkiye'nin dostlarının kimler olduğunu, Türkiye'ye nasıl bakıldığını, Türkiye'nin sıkıntıları konusunda birilerinin nasıl ellerini ovuşturduğunu da maalesef görmekteyiz. Bu bakıma bizler, yarınlarımız olan gençlerimizle birlikte, beraberce daha doğruları bulmak ve güzelliğe birlikte yürümek zorundayız. Ve artık bu sıkıntıları geride bırakmak adına çekişmeleri ortadan kaldıracak ve birlikte olacak adımları atmak zorundayız. Ve bunun için ben özellikle ısrar ediyorum. Her gün bir başka gerekçe bulunarak orada toplanma çağrıları yapılabilir. Bir takım gerekçelerle bunu zinde tutmak isteyebilirler. Bunu biz geçmişte 68 kuşağı olarak gördük ve yaşadık. Lütfen buna fırsat vermeyelim. Benim arzu ettiğim, beklediğim, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere büyük etkilenen turizm sektörünü tekrar ayağa kaldırmak, bu kentin imajını dünyada yeniden düzeltmek ve inanıyorum ki sosyal medyayı çok iyi kullanan gençlerimiz ve bilhassa lisan bilen gençlerimiz dünyaya bunun mesajlarını vermek suretiyle bu sıkıntıları geride bırakacağımızı ifade edebilirler. Bundan kendilerinin önemli katkı sunabileceklerine inanıyorum. Tabii önümüzde 2020 olimpiyatları var. Bu 2020 olimpiyatları ile ilgili artık karar aşamasına gelinmiş, son neredeyse 2 aya girmiş durumdayız. Eğer burada bu devam ederse, bu sıkıntılar yaşanırsa 2020 olimpiyatları hayal olur. Kim kaybeder? Millet olarak biz kaybederiz. Kim kaybeder? İstanbul kaybeder. Kim kazanır? Onu herkes biliyor. Yani kaybedenler bizler oluruz ve sıkıntıya düşenler bizler olabiliriz. Tabii ki bizler de yönetimler olarak burada bundan sonraki süreçlerde halkımızın da sıkıntılarını dikkate alarak farklı bir yönetim anlayışını da ortaya koyacağımızı ifade etmiş idim. Ama özellikle şunu burada teyiden söylemek istiyorum. Taksim'deki düzenlemeler şu anda sadece yayalaştırmayla ilgili olduğunu sonradan öğrenen burada eylemci arkadaşlar var, insanlar var. Fakat bunu kullanmak isteyen, bu oradan fırsat devşiren bir takım gruplar ortaya çıktı. Onun arkasından da başka gruplar çıktı. Bunların fırsat verilmemesini, bu sıkıntıların devam etmemesini arzu etmekteyiz. İçeride toplantı halinde olduğumuz turizmciler gerçekten burada endişe içerisindeler. Yani bu biraz daha devam ederse bu sıkıntıları aşamayacak boyuta gelebiliriz. Kazanımlarımız, kent adına konuşuyorum, İstanbul'un başarıları gölgelenebilir. Turizmden aldığımız paylar düşebilir ve hizmet sektörü otellerimizdeki istihdamda gerilemeler ortaya çıkabilir. Bu arada ben İstanbulluları özellikle bu hassasiyete davet ediyorum ve Türkiye'nin değişik yerlerinde de bu dostluk ve kardeşlik sevgi bağlarını gölge düşürmek isteyenlere de lütfen fırsat vermeyelim. Yani kötü sözler söylenebilir, farklı şeyler ortaya konabilir ama bunlar kötü sözler kişinin kendisine aittir. Bizim bütün toplumu yanlış yola sevk edecek, toplumun değerlerini sarsacak adımlar atılmaması gerekir diye düşünüyorum. Ve inanıyorum ki artık İstanbullular da birçok insanımız da bunun artık yeterli bir seviyeye geldiğinin farkında ve burada durması gerektiğini herkes söylemekte. Burada hassasiyetin tekrar oluşmasını ben İstanbullulardan rica ediyorum. Kaybettiğimiz ve geride bıraktığımız sıkıntıları yeniden toparlayıp düzeltme adına artık beraberce el ele vererek 14 milyonluk bir aile olarak İstanbul'da, Türkiye'de de 76 milyonluk bir millet olarak barış ve hoşgörünün hakim olduğu bir geleceği birlikte hazırlayabiliriz diyorum. İnşallah gelecek çok daha farklı olacak diyor. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Efendim.